Değerli arkadaşlarım merhabalar, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomda sizlerle bir montaj örneğini paylaşıyorum gençler. Plümer Blok isimli. Yine bunun teknik isimlerini mutlaka internetlerinde bulabilirsiniz ama teknik isimleri arkadaşlar çok hoşuma gitti. Yani teknik isim okuma anlamında faydalı olabileceğimi düşündüm. Yoksa esasında böyle ne diyelim animasyonlu bir montajım değil yani hareketli bir parçam yok ama karşıma çıkabilecek şekilde. Şimdi çok fazla uzatmadan arkadaşlar ben masa üstüne yine Plümer Blok diye bir tane klasör açtım. Tüm parçaların çizimini o klasörün içerisine kaydedeceğim ve mümkün mertebede hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacağım. Şimdi ilk parçanın çizimiyle başlayacağım arkadaşlar, casting diye isimlendirilen parçaya. Önden kesit görünüm verilmiş ve üstten görünümü verilmiş. Şimdi ön görünüşten başlayarak şuradaki kısmı oluşturup bunu orta düzlemden öncelikle 46 milim katılıyorum. Dolayısıyla öncelikle yapmam gereken part ortamına geçiş yapmak ve parçanın çizimine başlamadan parçamı kaydediyorum arkadaşlar. Bakıyorum Plümer Blok adlı klasörümü buldum. Bu parçamı gelip casting diye kaydediyorum gençler. Şimdi ön düzlemde bir çizim başlatalım bakın. Buradan geliyorum. Orta nokta çizgimi aldım. Orijinden şöyle gelip uzatıyorum. Daha sonra bakıyorum içe doğru 106 derece bir açım var. Şöyle geldim. Ve isterseniz bu aşamada şöyle bırakayım arkadaşlar. Bakın şuradaki açımın, şu açımın 106 derece olduğunu biliyorum. Aynı şekilde 195 şu anda beni ilgilendirmiyor. 208 milimlik ölçüm varmış. Dolayısıyla isterseniz şöyle yapalım. Merkez çizgisiyle şu şekilde yukarıya çıkalım. Hatta şunu da gelip birleştirelim. Geldim. Buradaki çap ölçülendirmem ne kadar? 208 milim. Peki yüksekliğim ne kadar gençler? Buna bakalım. 14 milim. Hemen geliyorum. Buradan buraya mesafemi 14 milim olacak şekilde girdim. Objeleri aynalı diyerek şu iki objemi tuttum. Geldim öbür tarafa aynalıyorum ve bu aşamada izometrik olarak baktım. Ekstrüzyonuna katı oluştur diyorum. Kör değil, orta düzlem ne kadar dedik? 46 milim geldim, katıladım arkadaşlar. Daha sonra düz beyazımı açtım ve üst düzlemde çizim diyorum. Dik bakıyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar R54'lük aslında iki tane her iki tarafta da yayın var. Ve bu kısmı yaylı oluşturabilmek için şu profili yakalamam lazım benim. Bakın üst düzlemden bakıp şöyle yaylı devam eden, düz gelen aynı şekilde yayla birleştirilmiş. Bu profili yakalayıp bu profili yukarı yönde dikkat edin bakın 68 milim katılamam lazım. Ya hocam ne demek istiyorsun? Bakın gençler daire komutunu aldık. R'si 54 ise çapı nedir? 108 milim. Liderlerden yarıçap olarak göster diyorum. Daha sonra şunu yapacağım arkadaşlar bakın. Kontrolle tabi komuttan çıkarak kontrol tuşumla şu ikisini tuttum. Objeleri dönüştür diyorum. Objeleri buda komutuyla bakın en yakına 40 özelliğim aktif. Gelip istenmeyen kısımlarımı ne yapıyorum? Buduyorum arkadaşlar. Aynı şekilde şu kısımları geldim budadım. Zaten izometrik baktığım halde bana kalan yerler gözükecektir arkadaşlar. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla katı oluşturma. Bakın bu yüzeyden itibaren değil de ben aşağıdan itibaren katılanmasını istiyorum. Dolayısıyla buraya gelip arkadaşlar yüzey ya da düzlem diyorum. Geldim şurayı seçtim. Daha sonra kör kısmına gelip ölçüm ne kadardı arkadaşlar? 68 milim. Bunu geldim hemen oluşturdum. Akabinde bu yüzeyde çizim başlatıyorum ve dik bakıyorum gençler. Merkez çizgimle şöyle geldim yukarıya doğru uzattım. Bakın buradaki kesme işlemini yapacağız. Dolayısıyla göz kararı şuradan geliyorum gençler şöyle geldim. Ve bu aşamada 3 nokta ile yay komutuna geçiş yapıyorum. 1, 2 ve 3. noktam diyorum. Buradaki yayım kaçlık bir yay arkadaşlar? Ölçüsüne kadar R24 olacak şekilde verilmiş. Hemen geliyorum akıllı ölçülendirme ile. Bunu 24 milim girdim. Aynı şekilde diğer geriye kalan ölçülere bakalım. Merkezden yukarıya 4 milim ve 16 milimlik ölçülerim var.
Şu ikisi arası veya şöyle yapalım isterseniz önce bu merkezden yukarıda kalacak şekilde dursun ve şu iki nokta arasını 4 milim olarak giriyorum gençler. Peki 16 milim neresiydi? Şurayı da tuttum. 16 milim giriyorum aynı şekilde. Bakalım 56 milimlik çap ölçülendirmem var. Neresi? Şuradaki çap ölçüm 56 milim. Onun haricinde ne eksik kaldı arkadaşlar? Ona bakalım hemen. Şimdi onun haricinde gençler şuradaki dairenin merkezi buraya ne olması lazım? Çakışık olması lazım. Bununla geldim, onayladım. Ve aynı şekilde şunu yapıyorum. Çizgi komutumla şöyle geldim. Birleştirdim. Bakalım kontrol A yapmayı deneyelim. Öbür tarafa aynalayacak mı? Aynen öyle. Geldim öbür tarafa aynaladım. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kestirdim. Kör değil. Tümünden veya bir sonrakine kadar diyebilirim. Gelip buradan onaylıyorum gençler. Şimdi devam edelim. Başka ne var? Şöyle üst düzlemden baktığım zaman arkadaşlar burada iki tane yuvam var. Yuvanın yarıçapı R6 olarak verilmiş. Yuvanın daireler arasında 8 milimlik bir ölçüm var. Şimdi şunu yapacağım. Bu yüzeyde çizim başlatıyorum ve dik bakıyorum arkadaşlar. Merkez çizgisiyle geliyorum. Şöyle yukarıya doğru bir eksen çizgisi çizdim. Yine ben dinamik aynalama objeleri komutunu kullanacağım. Geldim eksen çizgisini gösterdim. Buradan merkez noktası ile düz yuva komutumla şöyle geldim bir tane yuva attım buraya. Bakın akıllı ölçülendirmeye alıyorum. Yuvanın yarıçapı 6 milim. Geldim şu iki nokta arası 154 milim. Ve diyorum ki şurası da ne kadar? 8 milim arkadaşlar. Bakın tam tanımlı hale getirdim. İzometrik olarak baktık. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedim. Kör değil tümünden gel buradan onayla diyorum. Hemen akabinde burada 1x45'lik chamferlarım varmış. Radyusun altından path komutunu çalıştırdık. Ölçüm 1 milim açımı kontrol ediyorum 45 derece. Dolayısıyla gelip şu kısımları ne yapıyorum? Seçiyorum gençler. Şimdi alt yüzeyli bir çizim başlattım. Dik baktım. Bu kısma şöyle bir tık daha yakınlaşıyorum arkadaşlar. Bakın burada 195'lik bir çapım var. Yüksekliğim de dikkat edin 2 milimetre verilmiş. Dolayısıyla ben şunu yapacağım. Merkez ile dikdörtgen komutuyla şöyle bir dikdörtgen oluşturacağım. Öncelikle buradaki çapım gençler 195 milim. Daha sonra buradaki ölçümünde 2 milim olduğunu biliyorum. Peki izometrik baktım. İçe doğru ne kadar keseceğim? Unsurlar ekstrüzyonla kes diyorum. İçe doğru 2 milim geldim kestim. Bu aşamada isterseniz şöyle kesit görünümü alalım gençler. Ve şöyle geldim dik baktım. Bakın dikkat edin oradaki profili ne yaptım? Yakaladım. Sıkıntım kalmadı. Daha sonra tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Buraya iki tane cıvata çizeceğim ama isterseniz önce üstteki delikleri delelim. Dolayısıyla şu yüzeyde çizim başlatıyorum ve dik bakıyorum. Buradan merkez çizgisiyle yine yukarıya doğru bir eksen çizgisi çizdim. Yine dinamik aynalama objeleri komutunu çalıştırıyorum. Sonra daire komutuyla yatayda yakalatıp şöyle bir tane daire attım buraya. Ölçüsüne kadar yukarıya doğru çıkıyorum. 12 milim iki daire arası da 78 milim verilmiş. Akıllı ölçülendirmemle bakın buraya öncelikle 12 milimi girdim. Daha sonra çap ölçülendirmesini yapıyorum. Ne kadar? 78 milim. Kontrol tuşumla şu üç noktayı tuttum. Yataylık ilişkisi veriyorum. İzometrik baktım. Bunları şimdi kaç milim keseceğim? Buna bakalım gençler. Bakın toplamı 68 milimdi. Benim şuradaki bu cıvata başı yüksekliğim diyelim veya derinliğim diyelim ne kadar verilmiş bana? 10 milim, 2 milim de buranın yüksekliği vardı. 12 milim. Yani 68 eksi 12 milim kesmem gerekiyor. Ekstrüzyonla kes dedim. 68 eksi 12 dedim arkadaşlar. Geldim kestim. Şimdi bu yüzeyde çizim diyorum. Dik baktım.
Öncelikle şuradan görüntü stilini değiştirmem lazım arkadaşlar. Bakın buradan arka kenarları göster görünümüne geçtim. Şimdi ise şunu yapıyorum. Merkeziyle dikdörtgen komutu. Buranın merkezini yakalatmam lazım. Bakın geldim. Şöyle bir tane oluşturdum. Daha sonra merkez çizgimle aynı şekilde yukarıya doğru bir eksen çizgisi attım. Ve teknik resmime geri dönüyorum gençler. Şimdik. S çap 28 demiş. Aslında önüne büyük K koysaydık daha mantıklı olurdu. Kare olduğunu simgelemek için. Şimdi dolayısıyla burası 28 milim arkadaşlar. Karenin bir kenarı. Bunu öncelikle onaylıyorum. Daha sonra kontrol tuşuyla şu ikisini tuttum. Buradan eşit yap ilişkisi verdim. Bakın direkt dairenin merkezinden çizdiğim için skecim otomatik tam tanımlı. Buraya bir ölçü vermeme gerek kalmadı. Şimdi bunu seçiyorum bir pencere içinde. Objeleri aynala diyorum. Geldim ne yaptım? Öbür tarafıma aynaladım. Skeçten çıkmadan görüntü stilimi eski haline getiriyorum ve izometrik baktım. Ne kadarlık bir kesme işlemi yapacağım? 10 milim. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedik. 10 milimetre geldim. Kesme işlemini yaptım gençler. Şimdi şöyle devam ediyorum. Başka eksik bir şeyim kaldı mı? Şuradaki bir deliğim var arkadaşlar. Onun da çapı 8 milim. Bakın derinliği de 8 milim vermiş. Bunu da ben şöyle yapmayı planlıyorum. Şu üst düzlemden aşağı yönde bir düzlem atacağım arkadaşlar. 16 artı 4 20 milimlik. Aşağıya doğru da bakın şuradaki dairenin yarı çapı ne kadar? 24 artı 8 aşağıya doğru da 32 milimlik bir kesme işlemi yapacağım. Bakın ne demek istiyorum anlayacaksınız. Şimdi referans geometrisi düzlem diyorum. Bunu bu yüzeyi seçtim. Ters çevirme öteleme diyorum. Aşağı yönde 16 artı 4'lü kaç milim? 20 milimlik bir düzlem atadım öncelikle. Daha sonra düzleme çizim diyorum ve dik baktım. Buradan daire komutuyla geliyorum. Bir tane daire attım. Akıllı ölçülendirmemle çapım 8 milim. Şimdi ekstrüzyonla kes diyorum. Ne kadar keseceğim arkadaşlar? 32 milim. Bunun isterseniz doğru mu yanlış mı olduğunu şöyle kontrol edebiliriz gençler. Kesip görünümü alıyorum ve geldim dik baktım. Bakın hesapla ölçüm diyorum. Şu orta noktayla bura arası, bunu yanlış bir yer seçtik. Şu orta noktayla şu kenar lazım bana. Bakın DY lazım dikeyde 8 milimetre mesafede. Yaptığımız işlem doğrudur açıkçası. Şimdi onun haricinde herhangi bir sıkıntım kaldı mı veya eksiğim ona bakacağım. Gençler ilk parçanın tasarımı tamamdır. Tekrar kaydet butonuna basarak şuradaki radyusları unuttuk. Hemen gördüm. R8'lik radyusumuzu verelim. Radyus komutunu çalıştırdım. Ölçüm 8 milim. Bakın geldim. Buraya ve şu kısma 8 milimlik radyuslarımı verdim. Tekrar kaydet diyorum gençler. Şöyle geldim. Ve yeni bir part dosyası açıyorum şimdi. Dosya yeni diyelim. Part ortamına geçiş yaptım. Bakalım sırada hangi parçanın çizimi var. Cap diye isimlendirdiğim bir parçanın çizimi mevcut. Şimdi bunun çiziminde de arkadaşlar öncelikle bana önden görüntüsü lazım. Yani şuradaki görünümü oluşturmam gerekecek. Daha sonra diğer detaylarla uğraşacağız. Peki onun için ne yapmam gerekecek? Bakın hatta çizim açmadan önce şöyle kaydet diyerek cap diye parçamı kaydediyorum. Daha sonra ön düzlemle çizimledim. Bakın buradan merkez noktasıyla yay komutunu çalıştırdım. Origin birinci noktam, ikinci noktam. Bakın şöyle geldim bıraktım arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Dikkat edin bu merkezden yukarıya daire merkezinden ne diyelim buradaki dairenin yataydaki noktasına merkezine ne kadar ölçü var? 8 milim. Yani şuradaki ölçümden bahsediyorum. Geldim bunu öncelikle 8 milim olarak veriyorum arkadaşlar.
Dairenin radyusu R 24'lük radyus. Hemen geldim. 24 milim olacak şekilde. Bunu girdim. Ve şunu yapacağım. Kontrol tuşumla iki noktayı tutup tabii şu ölçülendirmeyi şöyle çekiştirerek kontrollü iki noktayı tutup buradan yatay yap diyorum. Ölçülendirmemi şöyle sağa doğru çekiştirdim. Daha sonra buradan devam edip oluşturacağım arkadaşlar. Line komutunu aldım. Şu noktamdan tuttum. Bir miktar düz geldim. Yukarıya çıkıyorum. Daha sonra tekrar sol, tekrar yukarı. Sonra bir miktar sağa doğru geleceğim. Şu şekilde. Sonra şunu yapalım isterseniz. Bakın merkez çizgimle tuttum. Yukarıya doğru uzattım arkadaşlar. Buradan bir tane yay ile yine aynı şekilde birleştiriyorum. Bakın 3 nokta ile yay komutu. Birinci noktam, ikinci noktam. Şöyle geldim bıraktım. Şimdi geriye kalan ölçülendirmelere bakalım. Teknik resmime geri döndüm onun için. Ne yapmışım? 5 milimlik ölçüm var. 56 milimlik çap ölçüm var. Şuradaki 5 milimi verelim. Buradaki ölçüm 5 milim. Şuradaki çap ölçüm. Şimdi R 24 dedik. Bunu niye vermedi? Hemen kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradan buraya olan ölçüm. Yani o zaman şöyle buradaki ölçülerin bir tanesi fazla gençler. Şöyle ben tekrardan geri alıyorum. Bunların birisi sürülen ölçülendirme ki tabii ki de öyle. Neden? Bakın buradan buraya çap 56 ise buradan buraya zaten 5 olması lazım. Çünkü R 24'ü de vermiş bana. Dolayısıyla birinden birini girmeyeceğim arkadaşlar. 5'i siliyorum. 56 çap ölçüsünü vereceğim. Şöyle geldim. 56 olarak girdim. Daha sonra devam ediyorum. Yukarıda 16 ve 12 milimlik ölçülerim var. Hemen şu kısmı tuttum. 12 milim olarak giriyorum. Aynı şekilde şuradaki ölçümde ne kadar? 16 milim. Üstteki yayımın ölçüsü R48 demişim. Hemen bunu tuttum. 48 milim olacak şekilde ölçülendiriyorum. Şöyle gerekli düzenlemeleri yaptım. Daha sonra bu noktanın bu orijinime birleşik olmasını istiyorum dedim. Esasında son hamlem kaldı. 108 milimmiş en büyük çapım. Hemen akıllı ölçülendirme ile geliyorum. Buradaki çapıma da 108 ölçüsünü veriyorum gençler. Objeleri aynala diyorum. Bakın buradaki tüm objelerimi tuttum. Ne yapacağım? Öbür tarafa aynaladım. Baktığım zaman üstten görünüşte 46 milimlik ölçüm var. Hemen izometrik görünüme aldım. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla katı orta düzlemden geldim. 46 milim katıladım arkadaşlar. Daha sonra düz beyazımı açtım. Şunu yapmak istiyorum. Burada ne diyelim ölçüsü nerede verilmiş? R54'lük dairem var arkadaşlar. Dolayısıyla buraya çizim deyip dik bakıyorum. Hemen 54 çarpı 2 olacak şekilde çapım bir tane daire oluşturdum. Sonra dikkat edin kontrol tuşuyla arkadaşlar bakın şuradaki objelerimi seçiyorum tamamını ve objeleri dönüştür diyorum. Objeleri buda komutuyla en yakına 40 özelliğim aktif, dışta kalan kısımları buduyorum. Aynı şekilde şu kısımları. Bunu ne yapacağım? Boydan keseceğim arkadaşlar. İzometrik olarak baktım. Unsurlar diyoruz. Ekstrüzyonla kes dedim. Öncelikle seçili kontürler kısmına gelip şuraları göstermem gerekiyor. Otomatik algılamadı. Ve ne yapacağım? Kör değil tümünden gelip buradan onaylıyorum gençler. Bakın bu kısmı da halletmiş olduk. Şimdi buradaki kesme işlemlerini yapalım arkadaşlar. R17'lik yaylarım var her iki tarafta da. Onun için şunu yapalım. Bu yüzeyde çizim başlatıyorum ve dik bakıyorum. Ne yapalım? Daire komutuyla gelişi güzel bir tane daire attım. Çapına ne dedik? R17 dedik arkadaşlar. Yani çapı 34 milim. Liderlerden gelsin yarı çap olarak göstersin diyorum.
Daha sonra merkez çizgisiyle şöyle yukarıya doğru bir tane çizgi attım. Şunu tuttum. Buradan geldim dikey yap dedim. Peki çap ölçülendirmem ne kadar? Buradan buraya 39 verildiyse biz de o şekilde ölçülendirme yapalım. Gelelim. Şuradan şuraya mesafem 39 milim olsun. Şunu yapalım daha sonra. Ctrl ile iki noktayı tuttum. Yatay yap dedim. Aynı şekilde onayladım. Sıkıntım ne şimdi? Şöyle yapacağım. Bunun buraya çapışık olması lazım. Şimdi tam tanımlı halde. Şimdi burada çizdiğim dairenin arkadaşlar solda kalan kısmı ne olacak? Kalacak. Sağ kısmını bulacağım. Yani şöyle yapacağım. Buradan bir line çektim. Objeleri bu da komutumla. Şu dış kısmını ne yapıyorum? Bu diyorum. Objeleri aynala dedik. Şu ikisini tuttum. Geldim. Öbür tarafa da aynı şekilde aynaladım. Şimdi ne yapacağım? Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedim. Yönünü ters çevirdim. Geldim arkadaşlar. Yukarıya doğru bu şekilde kesme işlemini yaptım. Şimdi burada yine dikkat etmem gereken küçük daireler true demiş arkadaşlar. Yani programı İngilizce kullananlar için true all. Yani boydan boya kes demek. İki tane aynı merkezli 12 çapında dairemi boydan boya keseceğim. Bu yüzeyde çizim başlattım. Merkez çizgimle şöyle geliyorum. Yukarıya doğru bir eksen attım. Dinamik aynalama objeleri diyorum. Eksen çizgimi gösterdim. Bakın daire komutuyla bu merkezden bir daire çizdim. Çapım ne kadar? 12 milim. Bu aşamada izometrik baktım. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedim. Kör değil tümünden geldim onayladım. Bu kısmı da birlikte halletmiş olduk. Şimdi daha sonra şuna bakalım arkadaşlar. Burada iki tane dairem var. Bir tane deliğim boydan delik. Yani çap 6 boydan. Çap 8 ile 16 milim derinmiş. İsterseniz çap 6'yı delelim önce boydan. Onun için referans geometrisi düzlem diyorum. Buradan geldim. Üst düzlemi seçtim. Bu yüzeyi seçtim. Buraya paralel bir düzlem ata diyorum arkadaşlar. Daha sonra bu düzlemde çizim başlattım ve dik baktım. Daire komutumla 6 milim çapında bir daire oluşturdum. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedik. Kör değil tümünden geldim onayladım. Aynı düzlemde tekrar çizim başlatıyorum. 8 milim çapında şöyle bu merkezden 8 milim çapında bir daire oluşturdum. Bakıyorum ne kadardı arkadaşlar? 16 milim kesiyorum. Unsurlar ekstrüzyonla kes dedim. 16 milim geldim kestim. Deliğimi oluşturmuş oldum. Düzleme sağ tık yapıp gizle diyorum gençler. Bu parçanın çizimi de tamamdır. Bunu da yanılmıyorsam cap diye kaydetmiştik. Hemen diğer parçanın çizimine geçiyorum gençler. Bakalım sırada neyin çizimi var. İsterseniz civata ve somunları çizelim. İki tane somunum var. Somun yüksekliği 12 ve 8 olacak şekilde. Bunu da isterseniz İngilizce tabiriyle kaydedelim. Nut 1, nut 2 diye arkadaşlar. Şöyle üst düzlemde çizim başlatıyorum. Çokgen komutumla şöyle geldim bir tane çokgen attım. Anahtar ağzım ne kadar? 26. Akıl ölçülendirmemle şuradaki ölçüm 26 milim. Aynı şekilde kontrol tuşuyla arkadaşlar şu 3 noktamı tuttum. Buradan geldim bunları yatay yap diyorum. İçerideki dairenin ölçüsü de 12 milim çapındaymış. Hemen daire komutumla gelip 12 milim çapında bir daire çizdim. İzometrik baktım. Somun yüksekliğim 12 ve dikkat ederseniz her iki tarafı da pahalı arkadaşlar. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Kör değil orta düzlem kaç dedik? 12 milim geldim katıladım. Buradan gelip düz beyazımı açıyorum. Bu yüzeyde çizim diyorum ve dik bakıyorum.
3 nokta ile daire komutu, birinci noktam, ikinci noktam, şöyle gelelim, üçüncü noktam bıraktım. Bakın geldim, şu noktamla şu noktamı öncelikle çakışık yapıyorum. Aynı şekilde kontrolle şu kısımları seçerek T-tep ilişkisini veriyorum. İzometrik olarak baktım, unsurlar diyorum, ekstrüzyonla kes dedik. Kesilecek tarafı ters çeviriyorum ve 60 derece bir draft açısı veriyorum. Akabinde buradan aynalama diyorum gençler. Düzlem olarak geldim. Üst düzlemi seçtim. Unsur olarak da son yaptığım kesme işlemini seçip gelip buradan onaylıyorum. Hemen bu parçamı kaydediyorum. Not 1 diye şöyle geldim, kaydettim. Tekrar yeni bir part dosyası açıyorum gençler. Üst düzlemde çizim diyorum. Şöyle çokgen komutumla geldim. Yine aynı şekilde bir çokgen oluşturdum. Yine 26'ya 12 ölçülerim, sadece somun yüksekliğim 8 milim. Şöyle geldim. Burası 26 milim. Geldim, onay verdim. Kontrol tuşuyla şu 3 noktamı tuttum. Yataylık ilişkisi veriyorum. Daire komutuyla bu merkezden 12 milim çapında bir daire oluşturdum. İzometrik baktık, ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Kör değil, orta düzlem. Orta düzlemden ne kadar dedik? 8 milim. Geldim, onayladım. Buradan gelip yüz beyazımı açıyorum. Bu yüzeyde çizim dedim, dik baktım. 3 nokta ile daire komutu, birinci noktam, ikinci noktam, bakın geldim, üçüncü noktam bıraktım. Aynı işlemi burada da yapıyorum gençler. Kontrolle 2 noktayı tuttum, çakışık yaptım. Aynı şekilde kontrolle ikisini tut, gel buradan teğet yap. İzometrik baktık, ekstrüzyonla kes diyorum. Aynı şekilde kesilecek tarafı ters çevir ve 60 derece bir draft açısı ver dedik. Geldim, onayladım. Yine aynalama diyorum, üst düzleme göre geldim, buradaki kesme işlemini aynaladım ve somunumu oluşturmuş oldum. Tekrardan kaydet diyorum gençler, bunu da not 2 diye gelip kaydediyorum. Şimdi devam edelim geriye kalan parçaların çizimiyle. Hemen yeni bir part dosyası açtım. Civata'nın çizimini yapalım. 24 çapında öncelikle bir tane kare çizeceğim arkadaşlar. 24 çapında derken bir tane kenarı 24 olan ve bunu 8 mm katılacağız. Dolayısıyla üst düzlemle çizim başlatıyorum. Buradan merkez ile dikdörtgen komutunu aldım. Şöyle geldim, oluşturdum. Akıllı ölçülendirmemle bir kenarım 24 milim, geldim ölçümü girdim. Aynı şekilde geliyorum, şu ikisini tuttum, buradan eşit yap dedim, onayladım. İzometrik baktık, ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Yönünü ters çevirdim, geldim 8 milim olacak şekilde giriyorum. Daha sonra düz beyazımı açtım, bu yüzeyde çizim diyorum ve dik baktım. 12 milim çapında bir daire çizeceğim. 104 eksi 8 milim katılacağız arkadaşlar. Hemen çapım 12 milim diyorum. Dairemi oluşturdum. İzometrik baktım. Ekstrüzyonla katı. 104 eksi 8 milim. Yani 96 milim olacak şekilde katıladım. Bu aşamada şunu söyleyelim. Bakın bu yüzeyde çizim başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi burada R8 diye ölçü verilmiş ama esasında bunun mantığı şudur. Bakın buradan merkez çizgisiyle bir tane aşağı doğru çizgi çekiyorum. Daha sonra daire komutuyla gelip şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Yani sonra buradaki daireyi ölçülendireceğim. Peki oranın R8 olması için bir hesaplaması olur mu? Ona bir bakmak lazım gençler. Çapı burada 108 milim olarak girsek dairenin nasıl büyüdüğünü görelim. Bakın bu şekilde büyüdüğünü görüyorum. Şimdi şöyle diyelim.
Şimdi gençler buradaki olay şu, bu orijinden aşağı doğru öncelikle bir tane eksen çizgisi çiziyorum. Daire komutumla şöyle gelip bu noktaya kadar bir tane daire atıyorum. Buradaki daireyi de ölçülendireceğim ama arkadaşlar burada 8 milimlik ölçü vermiş. Buradaki ölçü 8 milim değil. Çünkü denediğinizde bakın 3 noktayla yay komutu yaptığınızda şu 2 noktayı referans alarak geçersiz geometriye sebebiyet verecektir. Dolayısıyla ben buna örneğin çapını 70 milim olarak giriyorum gençler. Buradan onaylıyorum. Daha sonra yapmam gereken şu olacaktır. Kontrolle şu üçünü seçip objeleri dönüştür yapıyorum. Ve budama komutuna geçiyorum. Bakın şu kısımları geldim. Budadım. Ve bu aşamada izometrik bakıyorum. Unsurlar dedim. Ekstrüzyonla kes dedim. Kör değil tümünden diyorum. Gelip buradan onaylıyorum. Bakalım bir uyarı aldık arkadaşlar. Hemen tekrardan karşıma alıyorum. Bakıyorum. Ekstrüzyonla kes diyelim. Ne uyarısı aldık bakalım. Kör değil tümünden diyelim onaylayalım. Tamamdır, kesme işlemimiz tamam gençler. Şimdi bu parçamı da kaydediyorum. Bolt diye civatanın şimdi öncelikle yine yeni bir part dosyası açıyorum. Ve buradaki parçamı da braces diye kaydediyorum öncelikle İngilizce tabiriyle. Şöyle geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu da karşınıza iki şekliyle çıkabilir. Bu parçada montajda iki tane de kullanılabilir esasında. Yani şöyle baktığım zaman montaja geri dönüyorum. Esasında burada tek gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz çizim ne yapacağız? Bir tane kullanacağız. Peki nasıl yapacağım? Öncelikle o kısma şöyle bir tık daha yakınlaşıyorum. Şuradaki görünümü oluşturup ne yapacağım? Alt tarafa aynı alacağım. Döndürerek kat oluşturacağız. Peki parçamı kaydetmiştim. Ön düzlemle çizim başlatıyorum. Daha sonra orta nokta çizgisini aldım gençler. Şöyle geldim uzattım. Bunu tuttum. Yardımcı geometri yap diyorum. Sonra çizgi komutuyla geldim bir miktar yukarıya çıktım. Sağ aşağı sağ şeklinde gitmişim. Şöyle geldim. Aynı şekilde aşağıya geliyorum ve ne yapacağım? Birleştireceğim arkadaşlar sağda. Şöyle yapalım. Şöyle ne yaptım? Birleştirdim. Ve aynı şekilde şöyle kapatıyorum profilimi. Bunu bir tık daha şöyle aşağı indirebiliriz. Şimdi gerekli olan ölçülendirmeleri yapalım gençler. Çap 64'te başlayalım. Akıllı ölçülendirmeye alıyorum. Yukarıdan ölçülendirmeye başlıyorum. Burası çap 64 milim olarak verilmiş. Bir tık aşağı indim. Burası ne? Çap 48. Hemen tuttum. 48 olacak şekilde ölçülendirdim. Bir tık daha aşağı geleceğim. Çap 44 ve 32 var. 44 neresi? Burası gençler. Hemen geldim. Ölçülendirdim. Ve şu kısımda ne? 32. Bununla geldim. Oluşturdum. Şimdi öncelikle ölçülendirmelerimi gelip düzenliyorum gençler. Peki devam edelim. 9 milimlik ölçüm var. Öncelikle bunu girelim. Akıllı ölçülendirme ile geldim. Şurası 9 milim. Merkez çizgimle şöyle yukarıya doğru bir eksen çizgisi attım. Şu noktanın buraya çakışık olduğundan emin olmak istiyorum dedim. Geldim, onayladım. Daha sonra ne var? 46 milimlik çap ölçüm var. Buradan tuttum. Şu ölçümü 46 milim olarak giriyorum. Ve 28 milimlik çap ölçüm mevcut. Şunu da tuttum. 28 milim ölçümü girdim. Şimdi arkadaşlar kontrol A diyelim. Tabii aynalamayacaktır. İki tane eksen çizgim var.
objeleri aynala diyerek şuradaki tüm objeleri seçip ne yapacağım? Bunu sağ tarafa aynalayacağım. Şimdi tabii şunu yardımcı geometri yapacağım. Şimdi diyelim ki döndürerek katı şu eksen çizgisini gösterdim. Geldim, onayladım. Gençler, düz beyazımı açıyorum ve burada dikkat edin. Bakın, 30 milimlik öncelikle bir düzlem ataması yapacağım. Referans geometrisi düzlem diyorum. Geldim, üst düzlemi seçtim. Yukarı yönde 30 milimlik bir düzlem atadım. Düzleme çizim diyorum ve dik baktım. Burada çizdiğim dairenin çap ölçüsü nerede verilmiş? Bakın, 8 milim. Yüzeye kadar bir katılama yapacağım. Dolayısıyla daire komutumla geldim, bir tane daire oluşturdum. Akıllı ölçülendirmemle çapım 8 milim. İzometrik baktım. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla katı diyorum. Yönünü ters çevirdim. Geldim. Bir sonrakine kadar diyorum ve onaylıyorum. Düzleme sağ klik yapıp gizle diyorum gençler. Daha sonra içeride boydan boy olan deliğim var. Ne kadar? Çap 6. Dolayısıyla bu yüzeyde çizim diyorum ve dik bakıyorum. Daire komutuyla bu merkezden geldim. 6 milim çapında bir daire oluşturdum. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedik. Kör değil. Ne diyelim? Bir sonrakine kadar geldim. Onayladım. Esasında şöyle diyelim. Bir sonrakine kadar derken sağ klik yapıp düzenliyorum arkadaşlar. İçe kadar değil, tümünden kesilmiş. Şöyle geldim, onayladım. Aynı şekilde parçamı tekrardan kaydediyorum. Şöyle bakalım, eksik bir parçam kalmadı. Artık ne yapabilirim? Montajına geçebilirim gençler. Dosya yeni diyelim. Montaj ortamına geçiş yapalım. İlk parçamı çağırıyorum. Casting gövdeyi çağırıyorum gençler. Görünüm oryantasyonundan izometrik olarak baktım ve parçamı şöyle bıraktım. Sonra buradan düz beyazımı açıyorum ve tekrardan bileşen ekle diyorum. Braces adlı parçamı çağırdım. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar, montaj ortamına şu pozisyonda bırakıyorum. İsterseniz daha sonra bileşeni döndür kısmından şöyle bırakabilirsiniz. Gelip buradan onaylayabiliriz. Bakın, montaj ilişkisi diyoruz. Geldim. Şu kısmı eş merkezli olarak ayarladım. Şöyle çekiştiriyorum parçamı. Aynı şekilde şu kısımla burayı da eş merkezli olarak ayarlıyorum. Bakın, artık dönmediğini görebiliyorum bunun. Şöyle diyelim. Esasında garanti olması adına gençler. Neredesin sen? Şöyle gelişmiş montaj ilişkisiyle tabii hata almazsak. Genişlik ilişkisi şu iki yüzeyi ve şu yüzeyi seçerek parçamı oraya sabitledim. Şimdi tekrardan bileşen ekle diyorum. Cap adlı parçamı aç dedim. Şöyle bıraktım. Montaj ilişkisiyle önceliğim ne olması lazım? Bakın, burayla şu kısmın eş merkezli olması lazım. Daha sonra şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Bakın, bu yüzey gelip bu yüzeye oturması lazım diyorum. Peki yine olmadı. Eksik kalan kısım neresi? Buradan diyorum ki gelişmiş montaj ilişkisi, genişlik ilişkisi, aynı şekilde şu iki yüzeyi seçtim. İstersem şu iki yüzeyi de gösterebiliyorum. Bakın, devam ediyorum. Bu iki yüzeyi seçtim. Ne yaptım? Ortalamış oldum. Artık parçamı burada hareket ettiremiyorum gördüğünüz üzere. Tekrardan bileşen eklediyorum. Hangi parçam kaldı? İsterseniz somun 1 ve somun 2'yi birlikte arkadaşlar çağıralım. Şöyle tuttum. Aynı şekilde tuttum.
Daha sonra tekrar bileşen ekliyorum. Esasında civatayı da getirebilirdik tek seferde. Civatamı da şöyle tuttum. Montaj ortamına bırakıyorum gençler. Bakın montaj ilişkisi dedik. Geldim. Şu iki deliği eş merkezli yaptım. Fakat buradan yönünü ters çeviriyorum. Gelip buradan onaylıyorum. Daha sonra şunu yapıyorum gençler. Şu yüzeyim dedim. Buraya otursun. Onaylıyorum. Ve diyorum ki şu yüzeyimde burayla paralel olsun diyorum arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde onaylıyorum. Şimdi bu montajı yaptığıma göre şöyle montaj ilişkisiyle arkadaşlar. Bakın bu ikisini eş merkezli olarak ayarladım. Aynı şekilde geldim. Şu yüzeyimi ne yaptım? Buraya çakışık olarak ayarlıyorum. Geldim, onayladım. Devam ediyorum bu aşamada. Tekrardan montaj ilişkisi. Geldim. Şu ikisini eş merkezli olarak ayarladım. Daha sonra şu yüzeyimi geldim. Buraya çakışık olarak ayarla diyorum ve onaylıyorum. Şimdi isterseniz bir aynalama yapmayı deneyelim arkadaşlar. Buradan bileşenleri aynala diyorum. Düzlem olarak sağ düzleme izin vermiyor. Nasıl yapabilirim? Benim iki tane seçebileceğim, düz bir şekilde seçebileceğim düzleme ihtiyacım var. Şimdi şu parçaya bakıyorum. Bu parça bresiz parçası. Bresiz parçasının ön düzleme neresi? Burası. Bunu seçip aynalama desem ne olur? Hemen yapalım. Şu iki somunu ve civatayı seçelim, onaylayalım bakalım ne olacak. Ne olacak? Gelecek öbür tarafa oturacak. Alternatif çok arkadaşlar. Ben yaparken bu şekilde yapmamıştım. Sizlerle bu şekilde denemiş olduk. Veya ne yaparsınız? Kontrol tuşuyla arkadaşlar. Tabi nokta seçmeden. Kontrol tuşuyla şöyle somunlardan ve civatalardan çoğaltarak o şekilde montajını gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben tekrar montaj ilişkisi diyerek şunların da paralel durmasını istiyorum dedim. Geldim aynı şekilde onayladım. Ve tekrar montaj ilişkisi diyorum. Şu kısımları da aynı şekilde şuradan paralel yap diyorum gençler ve gelip buradan onaylıyorum. Veya direkt şöyle sabitleyebilirdik. Sağ klik yapıp sabitle diyorum. Şuradaki somunumu sabitle diyorum. Bunlar da aynı şekilde sabitlenmiş olması gerekiyor gençler. Yine buradaki civatalarımın da sabit olması lazım. Şuradaki civatamın da sabit olması lazım. Yine bu işlemleri yaptığınızda şu alt kısımda da göreceksiniz arkadaşlar. Montajın tam tanımlı olduğunu. Bunu her zaman yapamıyoruz ama dikkat etmekte fayda var diyelim. Görünümler kısmından şöyle plastik içerisinden parçalara değişik görünümler kazandıralım gençler. Şu parçama şöyle yeşil tonlarında bir görünüm. Aynı şekilde şuraya sarı tarzında bir görünüm. Devam edelim başka sonlarıma siyah tarzda. Aynı şekilde şu sonunuma şöyle tarzda bir görünüm. Ve devam ediyorum. Başka bir renkte varsa onu da şu şekilde civatamıza atayalım gençler. Sevgili gençler biraz video uzun oldu ama yaklaşık 45 dakikaya geliyoruz. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Mutlaka takıldığınız noktalar olursa sorun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.